Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Astro'nun neye benzediğine daha yakından bakacağız. Bir önceki videoda döküman üzerinden özelliklerine bakmıştık. Şimdi Astro'nun neye benzediğine bakacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Astro CLI'ni kullanıp blok template'ini seçip bir Astro uygulaması oluşturdum. Dolayısıyla çıktısı da bu şekilde. Bir ana sayfası var. Bir blok adında kısmı var. Burada blok yazıları bulunuyor. Tıklıyorsunuz. Blok yazıları geliyor bir de about kısmı bulunuyor. Dolayısıyla bunun kodlarına şimdi bakacağız neye benziyor diye. Öncelikle şu dosya yapısına biraz bakalım. Astro Config adında bir dosyamız var her zaman olduğu gibi. Nux'ta, Next'te, Next'te de alışık olduğumuz bir yaklaşım bu. Aslında birçok şey artık sektör standart haline gelmiş diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de bu konfigürasyon meselesi. Diğeri işte File System Router, orada kullanılan işte köşeli parantezler ya da benzeri şeyler diye sınıflandırabiliriz. SRC klasörünün altında Styles, Pages, Layouts, Content, Components gibi klasörler bulunuyor. Assets de burada. Pages de üstünde zaten. Sayfaların bulunduğu şey klasör. Şuradan index.astro'ya tıklayalım. Şeyden bahsetmiştim bir önceki videoda. Nokta Astro adında bir uzantısı var. Dolayısıyla dosya yapısı Astro'nun kendine özgü. Çok da basit iki kısımdan oluşuyor. Bir tanesi üst tarafta 3 trenin arasına yazdığımız JavaScript kısmı yani şurası. Alt tarafta geri kalan her şey ise HTML oluyor. Bu bizim Vue'deki şeye de benziyor. Ben bunu daha çok şeye de benzettim açıkçası. Bizim Klasik ASP ya da PHP zamanındaki notasyon olarak yaklaşıma. Çünkü HTML ile serverda çalışacak olan kodları aynı dosyaya yazıyorduk. Her ne kadar orada işler şöyle çalışsa da request geldiğinde işlenip geriye render edilen bilgi dönüyordu. Burada ise build zamanında yani build edilip geriye render edilip bir bilgi dönüyor. Orada temel bir farklılık var. Ama yine de Astro'da da arka tarafta işleniyor her şey. JavaScript ile bizim Next'te Nux'da yaptığımız gibi client side de olmuyor. Bu temel ayrımı söylemiş olalım. Şunlar zaten komponentler farklı renkte zaten ifade ediliyor. Üst tarafta bizim şeylerimiz var, importlarımız. Şurada bilmemiz gereken content.config.ts var. Hatta buradan içeri doğru, doğru gidelim. Şimdi burada bir loader tanımlıyoruz. Burada şunu diyoruz. Senin içeriklerinin bulunduğu klasör şurası. Ve şu ...paternlere uyanları load et diyoruz. Şeması da diyoruz şu şekilde. Burada Zod kullanılıyor. Zod'un kullanılmadığı yer yok benim anladığım kadarıyla. İşte OpenAI'ndan herhangi bir JSON şemasının validasyonu söz konusu olduğunda Zod'u görüyoruz. Zod'la ilgili de sanırım bir video çekmiştim. Kanalda onu da bulabilirsiniz. Zod'un ne olduğuna dair. Bu şu, şuradaki tanım. Şimdi biz diyelim ki şuradan first post'u açalım. Markdown dosyaları yazıyoruz. Markdown'un üstüne bu şekilde metadatalar girebiliyoruz. Burada ilgili content'in işte title olacak, description olacak, işte update date olacak ama opsiyonelmiş. Hero image olacak, işte pub date olacak diye bir şema belirliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde hikayeyi type safe hale getirmiş oluyoruz. Bu da bence güzel bir yaklaşım olmuş. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra collection olarak export ediyoruz. Dolayısıyla birden fazla koleksiyonda tanım, tanımlayabiliyoruz. Bu örnekte bir tane var. Koleksiyonu tanımladıktan sonra şu bloktaki indekse gidelim. Burada get collection deyip collection adını veriyoruz ve collection'ı elimize alıyoruz. Yani burada bütün şeyleri elimize almış olduk. Blog post'tan öyle düşünün şuradaki markdown dosyalarını. Burada istersek sort ediyoruz. İşte publish göre mesela bu örnekte sort etmişiz. Sıralamışız yani. Sıraladıktan sonra da bu postları alıp alt tarafta kullanıyoruz. Map beraber dönüp listeliyoruz. Dolayısıyla bu sayfada şurası sanırım. Sanırım değil burası. Bunu böyle yaptıktan sonra tıklıyoruz ve detayına gidiyoruz. Şu şekilde işte bir slug var gördüğünüz gibi. Blok altında da using mdx diye. Blok altında da şey özür dilerim burası diye Blok altında da slug.astro dediğimiz. Şu slug kısmı şurası. Bunları zaten defalarca anlattık. Tekrar tekrar anlatmayacağım aynı şeyleri. Şimdi slack.astro dosyasına gittiğimiz zaman burada get static pet adında bir fonksiyon implement etmemiz gerekiyor. Bu şunu yapıyor. Tüm koleksiyonlar için bir post listesi hazırlıyor. Yani parametresi şuymuş, property'leri de şunlarmış. Bunu tanımladığımız zaman bu şu demek oluyor. Şimdi build time'da oluyor her şey Astro'da. Dolayısıyla uygulama build edildiğinde her bir post için tamam mı? Her bir post, post için o sılığa ait bir tane sayfa generate ediliyor arka tarafta. Generate ediliyor. Sonrasında da property olarak her bir sonuçta buradaki slug.astro bir komponent. Nokta, nokta astro uzantılı her şey aslında aynı zamanda bir komponent oluyor. Bu komponente biz property olarak postu geçmiş oluyoruz. Almış olduğumuz o postu da render adında Astro'nun kendi bir fonksiyonu var. Render adında şeyden geçirip fonksiyondan geçirip ilgili view'umuzun içerisine parametre olarak geçiyoruz. Buradaki view blog postmuş. 11. satırda şimdi bu değişik bir paradigma. Ben de çok yabancısıyım. Ben de bir yandan anlamaya çalışıyorum. Burada da astro.props şu demek. Tekrar hatırlatayım. Bir önceki videoyu izlemeyenler için. Bir komponente dışarıdan gelen propertileri okuduğumuz notasyon bu. Okuyoruz. İşte title, description, update, update date falan bütün hepsini almışız. Alt tarafta da nasıl göstermek istiyorsak bu bilgileri burada hero imaj varsa işte bu şekilde gösteriyormuş. Date'i bu şekilde gösteriyormuş. Title burada, footer'ı burada. Şu slot dediği kısım da aslında bizim normal view zamanında anlattığımız slot kısmı. Şuraya da yani şuraya ben şöyle bir şey yazsaydım eğer. Gördüğünüz gibi slot kısmına bu bilgi gelecekti. Şurada ne oldu? Özür dilerim. Buraya content adında markdown'u render eden aslında şeyin kendi ne derler adına astronun kendi şeyini koyuyoruz. Komponentini koyuyoruz. Bu içerlerde bir yerlerde tanımlıdır muhtemelen astroda. Bu markdown'u alıp işte stillendirip ona göre buraya render eden şey bu ilgin gelen komponent. Dolayısıyla ben bunu istersem şurasında da şöyle bir şey yazsaydım mesela gördüğünüz gibi bu buraya gelecekti. Şimdi bunu kaldıralım. Şurası tam anlaşıldı mı bilmiyorum. Ben anladım mı diye soracak olursanız ben de çok emin değilim ama anladığımı söylüyorum. Tekrar edelim sesli. Bu dediğim gibi şey fonksiyon yani bu ön tanımlı bir fonksiyon. Bunun implement edilmesi gerekiyor. Bunu implement ettiğimizde Şurada bütün postları alıyor, aldığı her bir postu ile beraber parametresi olan, özellikleri olan bir forma sokuyor. Sonrasında her bir slak nokta astros şeyine komponentine bunu parametre olarak geçiriyor. Biz de bu parametreyi aslında şunu şunu yapsak çıkacak biliyor musunuz? Şöyle yapalım, şöyle bunun notasyonu, aynen, aynen öyle, dur. Şurada şeyi görmeyi bekliyoruz. JSON olarak. Ee, ne de aynen öyle. Markdown'u bekliyoruz. Aynen geldi gerçekten de. Title'ı varmış. Markdown derken Markdown'un aslında JSON'a çevrilmiş hali sanırım bu. Öyle bir kütüphane vardı muhtemelen onu da kullanıyorlardı. Şimdi unuttum adını. Aynen öyle. Dolayısıyla şöyle Ctrl Z Ctrl Z yapalım. Parametre olarak dediğim gibi postu alıp gösteriyoruz. Neyse çok uzattık işin bu kısmını devam edelim. Burada başka söylemek istediğim ne var? İşte layout tanımlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Zaten Next'teki auto import meselesi Astro'ya gelse ki muhtemelen gelir. Teknik bir sorun şey yoksa ne derler? Engel yoksa şuralarda hiç kod olmayacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle şöyle implement edilebilecek çok acayip rahat uygulama geliştirilebilir bir Hal alacaktır burası. Bu iş böyle. Şimdi şeye bakalım. Şu Server Island meselesi vardı ya. Ee, nerede o? Nasıl bulabiliriz? Referans. Burada mıydı? Server. Şöyle altlarda bir yerde. Ha, şu meseleye bakalım. Şimdi gelelim ana sayfamıza. Tamam mı? Geldim. Şöyle bir ana sayfam var. Bir tane komponent oluşturayım. Adı ne olsun? Mesela demo.astro diyelim. Geliyorum buraya h1 demo component diyelim. Tam bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Geliyorsunuz şuraya. Demo ekliyorsunuz. Aynen yukarıda import ettim. Demo component geldi. Gördüğünüz gibi yani inanılmaz akıcı oluyor bu arada. Yani bunda gerçekten bir şeyler yapası geliyor insanın. Şimdi diyelim ki bu demo component'in içerisinde şuraya şey yapalım. Bu demo komponentinin geç yüklendiğini varsayalım. Bunun içinde database'e gidiyoruz belki, belki başka bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla şuraya bir şey yazalım. Aynen öyle. 3 saniye bu geç gelsin. Gelelim. Bakın, sayfa yenileniyor şu anda. Şimdi tekrar yenileyelim. Yenileniyor. Çünkü buranın da bitmesi lazım ki bunu şey yapabilsin ne derler? Build edebilsin ve biz de bunu bu şekilde render edilmiş olarak görelim. Şimdi bu bizim istediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla çok güzel çözmüşler bunu. Şuraya server defer yazıyorsunuz. Tamam mı? Geliyorum. Yeniliyorum. Sayfa geldi. 3 saniye sonra da demo komponent geldi. Hatta şuradan inspect element diyelim. Şuradan görebiliyor muyuz bunu acaba? Yeniledik. Bakın arka tarafa request gönderdi demo komponenti için. Ve demo komponenti geldi. Alıp bunu buraya HTML'e gömdü. Tabi burada şöyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Fallback verebiliyorduk sanırım yanlış olmazsa. Slot fallback'ti sanırım şöyle olması lazım. Loading diyelim. Bakın loading dedim. Yükleniyor ve yüklendi. Buradaki işte buraya normalde skeleton falan koyuyorsunuz falan filan onlara çok girmeyeceğim. Buradaki differ şu demek aslında. Her şey olup bittikten sonra burayı çalıştır. Böyle düşünebiliriz burayı. Bence gayet şey kullanıştı ve güzel bir alet olmuş bu. Dolayısıyla da e, şey meselesi böyle. E Island meselesi. Bu sayede biz ne yapmış oluyoruz? Diyelim ki bizim kullanıcı e, login oldu. Sonuçta bu işin bir de cache boyutu var. Yani biz şu, şu anda bu sayfayı komple cacheleyebiliriz. Evet ama burada dinamik bir kısım olsaydı her bir kullanıcı için cacheleyemeyeceğimiz için sayfayı maliyeti çok farklı olacağı için sadece o değişen kısmı bu şekilde değiştirebiliyoruz mesela. Aklıma direkt şu anda o geldi. Burayı kapatabiliriz. Bu böyle. Başka ne anlatabiliriz? Şey actions mı vardı? Bizim actions meselesi var. Şöyle şu actions'a da bakalım. Videoyu da bitirelim zaten yavaş yavaş. Folder diyelim. Actions. Şuraya bir tane index ts dosyası yazıyorduk. Bunun içine de diyelim ki e Basic usage. Şurada bir yerde vardı ya. Aynen öyle. Şu mesela. Şunu şöyle kopyalayalım. Şuraya koyalım. Bir tane action tanımlıyorsunuz. Şu şekilde. İşte geriye bu handler'dan hello yukarıdan alacağı ismi dönecek muhtemelen. Tamam bunu böyle burada dursun bu. İkinci parçası nerede bunun? Ee, bu değil bu değil. Burada anlatıyor zaten. Dediğim gibi meraklısı gelsin baksın. Dur çok geçtik bir daha özür dilerim. Şu kısım kopyalıyorum. Tamam şu header. Aslında gidelim. Şu bizim demonun için yapalım bunu. Şundan işimiz yok. Geldim. Yeniliyorum. Şurada get grating diye bir düğme var. Tıklıyorum. Arka taraftan hello Houston adındaki şey geliyor. Inspect diyelim. Bilgi geliyor network get diyelim. Arka tarafa request'i gönderdi. Cevabı da şurada alert ile beraberdi sanırım. Aynen öyle. cevap cevabı bastı. burada şöyle bir güzellikler var. Her şey burada type safe arkadaşlar. Yani e, actions nokta get dediğiniz zaman her şey type'lı bir şekilde çalışıyor, gidip geliyor. O işler bayağı güzel ve stabil gördüğüm kadarıyla da çalışıyor. Şimdi bu Actions'ın şeyden farkı ne? Normal endpointlerden. Şöyle şurada bir ya da form şeyi vardı. Form metot Yok metot değil de action'dır muhtemelen. Action iki nokta şöyle diyelim. Aynen. Mesela bir form tasarlıyorsunuz. Actions nokta logout ya da actions.upload diye ilgili action'ın şeyini veriyorsunuz. ismini. Buradaki bilgileri otomatik olarak arka tarafa zaten bu arkadaş post ediyor. Hatta şurada bir yerde ben şey gördüm. Denemedim de nerede o action result? işte şu. Şimdi bu action result falan görünce de bizim .net'teki controller içerisindeki şeyler aklıma geldi. İsimlendirmeler aklıma geldi. Dolayısıyla her yerden bir şeyler adamlar alıp her yerin iyi tarafını burada uygulamışlar. Çünkü şöyle senaryolar da var. Formu yolladık. Arka tarafta bir şeyler oldu. Failed etmiş olabilir. Bu başarıyla da bitmiş olabilir. Onu düzgün göstermemiz lazım. Result'u da şu şekilde alıp ilgili actions'ın şeyini veriyorsunuz. Adını. Şu şekilde bunu kendi içinde handle ediyor demek ki. Result'la beraber işte ne geriye dönmüşseniz onu alıp errorsa error, error successse success. Ekranda bunu şu şekilde gösteriyorsunuz. Bildiğiniz şey yani bizim ASP, PHP kafaları bunlar. Bence gayet başarılı. Gayet güzel aletler. Actions da bu şekilde. Yani dediğim gibi endpointlerden farkı işte JSON'ı parse etmekle uğraşmıyorsunuz. Formu post ederken de işte body'sini ekledin. Şeyi ne derler request falan o işlerle uğraşmıyorsunuz. Yani bir tık daha üst taraftaki soyutlama katmanı olarak düşünebilirsiniz actions'ları. Ben hiç şu ana kadar hayatımda hiç böyle bir şey kullanmadım. Yani yalan söylemeyeyim. Ama dediğim gibi his olarak bende bu nedense Bizim hem klasik ASP'yi hem ASP.net web form kafasını bana şey yapıyor. Çünkü orada da formu post ediyordun. Buna benzer bir şekilde post ettiğin şeyin bir şey oluyordu. Ne derler? Response oluyordu. Onu da ekranda çok kolay bir şekilde gösterebiliyordun. Ekstra ekstra herhangi bir şey yapmadan ona birazcık benzettim açıkçası. Burada başka ne anlatılabilir? Burada açıkçası şöyle koda bakalım da bir bakayım belki aklıma bir şey gelir. Yani çok basit. Ben ilkten öğrenme eğrisi biraz fazladır gibisinden düşünmüştüm ama koda bakınca aslında eğer tabii altyapınız varsa buna bayağı hızlı adapte olabilirsiniz. Ama yine de sadece React biliyorsanız, sadece ne bileyim Vue biliyorsanız belki birazcık sizi notasyon olarak zorlayabilir ama Olayı anladığınızda aslında çok da zor değilmiş. Sadece dediğim gibi şunları öğrenmen gerekiyor. İşte astro.probes, collection entry. Ki bunlar zaten Nux'da, Hugo'da falan hep kendi notasyonları olan şeyler, hikayeler. Böyle bence astro denemeye değer. Hatta benim apostal Kumu eğer bir ara böyle şey yaparsam ne derler? Arada heyheyler geliyor bana. Kafa dağıtmak için buna geçirmek isterim. Muhtemelen de çok hızlı bir şekilde buna geçirebilirim. Çünkü orada her şey markdown duruyor. Her şey statik. Düşünüyorum tekrar. Hiç ekstra bir şey yapmadan. Belki de copy paste yapsam. Markdownları şu bloğun içine. Tasarımı da getirsem. Çalışacak. Ben çok beğendim arkadaşlar Astro'yu. Lafı çok fazla da uzatmayayım. Astro'yu denemek lazım. Dediğim gibi değişik bir kafa. Muhtemelen bir sürü de nüansı var. Böyle. Umarım faydalı olmuştur bu videoda. Kanala abone olmayı yorum yapmayı. Yorum bazı çok güzel yorumlar geliyor şu sıralar. İnsanlar deneyimlerini de aktarıyor. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Başka insanlar da faydalanıyor tahmin ediyorum ki. Dediğim gibi sadece mesela ben bunu hiç hayatımda kullanmadım. Toplasanız video kayıtları dahil bir saat, bir buçuk saat bakmışımdır, bakmamışımdır. Sadece kafalarda bir ampul yaktırmak için böyle de bir şey varmış, böyle de bir yaklaşım varmış. Şurada adamın bir bir şeyler zırvalamıştı. Astro diye bir şey belki işimizi çözer falan. Bu tip aletleri kullanıp production'da bunları deneyimleyip konuşmak lazım normal üzerlerine. Ama dediğim gibi ben daha çok böyle ilk his olarak paylaşmış oldum. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kafam parlıyor ya. <gülüyor> 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 ee, dur ne anlatacak? Nereye akıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda...